göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği. Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin. Önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sa'd bin Muaz, diğeri Sa'd bin Übade. Allah'ım, bu ne edep, atlarının bile başı yerde.
dünyaya bakıyorsun, her şey güzel sanıyorsun. Yalanlara kanıyorsun, Allah için ne yaptın, ne yaptın? Gördüklerin hep bitecek, ölüm bize hep gelecek. Yarın var mı kim bilecek, Allah için ne yaptın, ne yaptın? Hep dünyaya bakıyorsun, her şey güzel sanıyorsun. Yalanlara kanıyorsun, Allah için ne yaptın, ne yaptın? Gördüklerin hep bitecek, ölüm bize hep gelecek. Yarın var mı kim bilecek, Allah için ne yaptın, ne yaptın? Merhamet oldun mu, sevgiyle doldun mu, kendine hiç sordun mu, Allah için ne yaptın, ne yaptın? Allah için ne yaptın, ne yaptın? Merhametli oldun mu, sevgiyle doldun mu, kendine hiç sordun mu, Allah için ne yaptın, ne yaptın? Allah için ne yaptın, ne yaptın? Elhamdülillah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. O güzel gönüllere, yüreklere selam ediyoruz. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir gece olsun diliyoruz efendim. İnşallah bu mübarek günün istifadesini edenlerden olmak niyetiyle programımıza başlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Sevgili hocam, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Allah için ne yaptın? Güzeldi. Evet, merhametli oldun mu? Sevgiyle doldun. Tabii. Allah için. Allah için ne yaptın? Bütün mesele o zaten. Evet, Allah'ın rızasını kazanmak İnşallah. Hocam. İnşallah. Evet, bugün sevgili Mehmet Paksu hocamız konuğumuz, araştırmacı, yazar sevgili hocamız. Çok kıymetli sohbetlere değineceğiz inşallah. O pınardan inşallah su içmek bizlere de nasip olur niyetiyle elhamdülillah yayınımıza başladık ve hoş geldiniz dedik. Allah'ım nasip eylerse inşallah çok güzel konulara değineceğiz. Sevgili hocam, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, şeref bu güzel bulduk. Günde sizleri ağırlamak bizim için çok mutluluk verici, o heyecan verici. Allah razı olsun hocam. Hocam, bilindiği gibi, bulunduğu gibi mübarek ayın içerisindeyiz. Şükürler olsun bu günlere bizi kavuşturan Yüce Allah'ımıza. Lakin Müslüman olarak görevlerimizi inşallah ne kadar yapabiliyoruz, ne kadar yapamıyoruz? Lakin kendimizi böyle hani bir sorgu sual, hani kendimizi bir çeki düzen verme zamanı, kendimizle baş başa kaldığımız günlerdeyiz hocam. Lakin istifade etmek istiyoruz, o güzel gönül meclislerine katılmak istiyoruz. İnşallah sohbetimizin geneli bu manada olacak hocam. Lakin Peygamberimizin Ramazan'ı... O güzeller güzeli Efendimizin Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçirirdi hocam? Yani ondan, onun o rahmetini umarak güzel Allah'ımızın inşallah ve sevgili Peygamberimizin de sevgisini kazanmak, onun ümmetinden olmak niyetiyle inşallah sohbetimize böyle bir giriş yapalım hocam. Güzel bir giriş yaptınız. Allah razı olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan-ı Şerif'e Ramazan başlayınca girmezdi. Recep ayında ve Şaban ayında bu iki ay Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan'a hazırlıkta. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayı derken soruyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah diyorlar, Ramazan'ın dışında ne zaman oruç tutmak daha iyidir, daha sevaplı, daha faziletlidir diyor. Ramazan'a hürmeten Şaban ayında tuturan oruçtur diyor. Şimdi Ramazan'a hürmeten Şaban da, Şaban ayı da değerini Ramazan'dan alıyor. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam Ramazan'ın dışında Şaban ayında çok tutarmış. Bazen de Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirmiş.
Çünkü diyor bu Recep ile Şaban arasında insanlar gafildir. Evet. Nasıl olsa Ramazan geliyor diyecekler. Evet. Orayı biraz böyle gaflet içerisinde geçirecekler diyor. Evet. Onun için Şaban ayına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a bir hazırlık olarak görüyor. Ve Ramazan ayı gelmeden önce hutbe okuyor. Evet. Sahabe-i kiramı topluyor. Kitaptan kitabın ilk hadisi odur. Evet, Selman-ı Farsi Hazretleri'nin uzunca rivayet ettiği bir hadistir. Evet. Diyor ki Ramazan'ın gölgesi üzerinize düştü. İlk hadistir o. Ramazan'ın gölgesi üzerinize düştü diye başlıyor ve bu ayda bir sevap, bir amel yapan diğer aylarda 1000 amel yapmış gibi olur şeklinde. Evet. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Ramazan'a çok böyle hazırlıklı giriyor. Sadece kendisi değil, bütün sahabileri, ailesini, eşini ve çevresini Ramazan-ı Şerif'in o atmosferine hazırlıyor. Niye bu kadar hazırlık yapıyor? Ramazan niye bu kadar Efendimizin nazarında, gözünde, aleminde yüceliyor? Çünkü Ramazan-ı Şerif Kur'an'ın doğum yıl dönümü. Evet hocam. Kur'an'ın iniş yıl dönümü. Evet. Kur'an nedir? Kur'an'la, Kur'an da Allah'la kulu buluşturan bir aracı, bir vahidir. Bir vahidir. Elhamdülillah. Onun için sevgili Peygamberimiz Kur'an'da, Kur'an'la hemhal oldukları için, Kur'an'la iç içe oldukları için ve Kur'an'ın iniş yıl dönümü bugün biliyor musunuz? Evet. Tam bugün ha. Elhamdülillah. Tabii ya 17 Ramazan. Oy hocam. Tabii bugün çok denk geldi. Canlı yayındayız tabii. Allah razı olsun. Nur Dağı'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hıra Mağarası'nda Ramazan'ın 17'sinde ilk vahiy geliyor. Oy hocam. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. İlk ayet bugün geliyor. Bu gece geliyor. Evet hocam. Ve bugün de böyle tevafuk etti. Böyle Cenab-ı Hak denk getirdi. Efendimizin Ramazan'ı dediğimiz zaman her şeyden önce bir iman iklimi, bir ibadet iklimi. Kendinizi diyor Rabbinize sevindirin. Kendinizi Rabbinize sevindirin. Oruç tutarak, Ramazan'ın kadrini, kıymetini bilerek. Evet. Kendimizi Rabbimize sevdirme zamanımız. Şimdi çocuk kendisini annesine, babasına sevdirmek için değil mi? Özellikle tabii. 4, 5, 6 yaşında ve daha ileriki yaşlarda tabii. Değişik numaralar çevirir değil mi? Hallere girer. Hallere girer işte onları güldürür. Onun tatlılığı, tatlılığı. Şimdi işte kul da kendisini Allah'a sevdirmesi lazım ki Allah'ın rızasını alsın. Amin. Bizi yaratan, bizi yaşatan ve bizi el bebek, gül bebek besleyen bir Rabbimiz var, bir yaratıcımız var. Amin. Ramazan kulun Rabbi ile buluşmasıdır. Ve Müslümanlığın başlangıcıdır değil mi hocam? Tabii İslam'ın ibadetlerinin tamamı Ramazan ayı içerisinde. Evet. Yani, İslam'da gecesi, ne kadar ibadet varsa evet, hepsi Ramazan ayı içerisinde var. Evet. Teravih değil mi? Namaz. Evet. Kur'an değil mi? İçinde Kur'an. Elhamdülillah. Zaten imanın şartları ve İslam'ın şartları. Meleklere iman, melekler Ramazan'da. Çünkü oruç tutanlara melekler istiğfar ediyorlar. Öyle evet, değil mi? Evet. Ahirete iman Ramazan'da. Çünkü biz Ramazan'da ne oluyoruz? Bir ahiret adamı oluyoruz. Yani bir meleklerden de üstün oluyoruz. Oy hocam. Tabii ya melekler yemez, içmez. Evet. Meleklere cinsiyet yok. Erkeklik, evet, erkeklik, kadınlık kavramı yok. Evet. Biz yiyen, içen bir varlık olarak yemeği ve içmeyi terk ediyoruz. Bu yönüyle oruç tutan bir insan meleklerden üstün oluyor. Evet. Ve melekler onlara imreniyorlar. Evet. Cenab-ı Hak da hadislerde geçtiği gibi Cenab-ı Hak da oruç tutan kullarını kullarıyla meleklere karşı iftihar ediyor. Amin. Bakınız diyor bu kulum yemesini, içmesini, bütün zevki, sefasını benim için terk etti. Ben emrettiğim için terk etti. Her amelin sevabı bire ondur diyor Peygamberimiz. Ama Ramazan geldiği zaman amellerin sevabı bire bin çıkar. Evet. Bire bin. Bugün öyle bir ticaret var mıdır?
Yok vallahi. Yani 1.000 liranız var, onu yatırım yaptınız, milyon kazandınız. Hiç 1.000 lira milyon kazanır mı? Milyon kat, milyon değil bakınız. Evet. Milyon kat kazanabilir mi? Kazanamaz. Evet. Ama Allah'ın rızasına yaptığınız o yatırımlar bire bir, bire on, bire yüz değil, bire bin. Hele Kadir gecesine yaklaşıyoruz, 1.030.000. Şimdi bu kadar büyük ikramların olduğu bir zamanda ama maalesef bunun farkında olmadan Ramazan gelmiş, oruç gelmiş, işte iftar olmuş, sahur olmuş, aleminde olmayan insanlar bilincine çok, varamayanlar, büyük bir kayıp içerisinde oluyorlar. Evet. O büyük kaybın faturasını dünyada da ödüyorlar. Evet. Sağlıklarını kaybettikleri için zaten ahirette de onun cezası daha da fazla olacak. Allah'ım korusun inşallah hocam. İnşallah efendim istifade olanlardan oluruz inşallah. Niyet hayır, akıbet hayır. Güzellerin buyurduğu gibi güzellerin yolundan gitmek niyetiyle efendim. Zaten hani güzel bir sözün, güzel bir insanın her manada, her yerde yeri bambaşka olur. Bu manada da Rabbim güzelleriyle inşallah içlerinde bizleri de katar. İnşallah bu mübarek günlere layık davranışlarda, ibadetlerde, yani her manada. Hani insanın derler ya, yürüyüşü bile değişir. O maneviyatın, o güzelliğin buğusu, kokusu, sevdası, aşkı. Rabbim bunlardan tatmayı nasip eylesin bizlere. Aile yaşantısından bahsedeceğiz. Ramazan'da aile yaşantımıza ne kadar, nasıl dikkat etmeliyiz hocam? Ve Ramazan ailemizde nasıl yaşanır? Yani. Zaten Ramazan tek başına yapılan bir ibadet değil. Ramazan ibadeti aile ibadetidir. Nasıl aile ibadeti? Sahur ve iftar dediğimiz o iki mübarek an. Çünkü sahurda ve iftarda ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz değil mi? Evet. Yani tek yaşayan insanlar hariç ama %90 insanlar ailesiyle beraber. Evet hocam, insanlar öyle mümin, öyle güzel büyüklerimiz var ki şu anda bizleri izleyen sevgili Işık abime selam ediyorum. Lakin hocam geçen de bir misafirlikteydim. Sevgili anneme de kardeşlerime de selam ediyorum. Böylesine mi bir kutlu bir misafirperverlik olur? Allah razı olsun Işık Bahar'a, sevgili Mehmet Işık abime, Ak Işık, o güzel yüreğe, sevgili abime tekrar tekrar selam ediyorum. Aile dedik hocam. Ailelerimiz bizim her şeyimiz. Lakin biz onlar için ve Rabbimizin rızasını kazanmak için ayaktayız. Zaten onlar olmasa biz de olamayız hocam. Yani hani çalışmaya gücümüz olmaz, takatimiz kalmaz. Buyurun hocam, devam edelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın bir paylaşım olarak bize anlatıyor. Evet. Hadislere baktığımızda bu paylaşım nerede oluyor? Öncelikle işte sahura kalkıyoruz. Sahura kalkıyoruz. Sahura kalkın diyor. Çünkü sahurda bereket vardır. Evet. Bereket nedir? Yani yemeğin artması, paranın artması, gelirin artması değil. Evet. Bereket huzurdur, saadettir, mutluluktur. Hocam, sevgidir, muhabbettir. Bir de bereket bu. Bereket bu da. Nazil oluyor Ramazan-ı mübarek ayda. Hani yiyoruz yiyoruz da bitmiyor hocam. Bu mukaddeslik de var elhamdülillah. Aile yaşantısı içerisinde. Yani kimisi 100.000 lira kazanıyor. Lakin o paranın bereketi olmadığı zaman o para uçup gidiyor. Kimisi de hani 3 kuruş, 5 kuruş, 500 lira alıyor ayda. Fakat Rabbimin bereketi nazil olunca o bambaşka oluyor değil mi hocam? Şimdi bereket şu. Her şeyden önce kul uykusunu bırakıyor, istirahatını bırakıyor, gecenin bir yarısında uyanıyor. Uyandığı zaman ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir ibadete hazırlık yapıyor. Ramazan'da ibadete hazırlık, ibadete hazırlık Allah'ın ikram ettiği nimetlerle birlikte başlıyor. O da şu. Allah diyor ki, İmsak vakti girince diyor, yeme içmeyi keseceksin. Evet. Halbuki diğer zamanlarda öyle bir yeme içme yasağı var mı? Ha, Allah emrediyor, biz imsak vakti, fecir vakti girince yeme içmeyi kesiyoruz. Allah için yeme içmeyi kesiyoruz. Elhamdülillah. Bu ibadet oluyor. Yani bizi yaratan, bizim rızkımızı veren, bizi yaşatan,
gözümüzü gördüren, kulağımızı işittiren, bizi konuşturan, değil mi? Elimizi, evet, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, bütün organlarımızı, duygularımızı yaratan Yüce Rabbimiz bize diyor ki artık bundan sonra yemeyeceksin. Ne zamana kadar? Güneş batıncaya kadar. İki ezan arasında, evet, bir ibadet yapıyoruz. Bakınız. Evet. Evet. Sabah ezanı okunuyor, ibadete başlıyoruz. Evet. Akşam ezanı okunuyor, ibadet bitiyor. Demek ki aslında hayat iki ezan arasıdır. İki ezan arasıdır. Nasıl iki ezan arası? Mümin dünyaya geldiği zaman, değil mi? İnsan dünyaya geldiği zaman çok zaman geçmeden, bir iki gün sonra hemen kulağına ezan okuyorlar. Sağ kulağına ezan okuyorlar. Sol kulağına da kamet getiriyorlar. Senin adın güçlü diyorlar, değil mi? Elhamdülillah. Benim bir adım daha var, İbrahim hocam. İbrahim güçlü. Evet, İbrahim güçlü. Yani insanlara isim konulurken iki isim oluyor, değil, evet, mi hocam? Evet, evet. Şimdi bize o isim veriliyor. Evet. İlk terkın, buyurun, ezanla başlıyor. Son terkın da ezanla başlıyor. Evet hocam. Son terkın nedir o? Nasıl oluyor? Biz tam inşallah Allah herkese gecinden versin. Amin. Son nefesimizi verirken yanımıza oturanlar bize La ilahe illallah dememizi söylüyorlar. Terkın verdiriyorlar. Demek ki La ilahe illallah'la hayat başlıyor. La ilahe illallah'la hayat noktalanıyor. Oruç da böyle. Oruç sabah ezanıyla başlıyor. Evet. Akşam ezanıyla bitiyor. Aslında hayat böyle olması lazım. La ilahe illallah dediğimiz zaman yanında Muhammedun Resulullah her daim söylemek lazım. Söylemek lazım, söylemek, değil mi hocam? Zaten ezanda birincisi La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. İkincisi de eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet. Zaten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı gerektiriyor. Evet. Biz Allah'ı Muhammedun Resulullah'a tanıyoruz. Amin. Yani Allah'ın elçisi sevgili peygamberimiz olmasaydı biz Allah'ı nasıl bulacaktık? Evet hocam. Yani peygambersiz bir din olur mu? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka bir tanrı yok ne demek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir demek. Yani ezanda eşhedü enne Muhammed Resulullah denmese ezan olmaz. Evet. Bir insan eşhedü en la ilahe illallah dedi. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demese zaten Müslüman olmuyor. Onun için peygamberimizin yeri bizim imanımızın temelidir. Anladım. Yani La ilahe illallah varsa Muhammed Resulullah vardır. Bir insan La ilahe illallah dese de Muhammed Resulullah demese zaten Müslüman olmaz. İslam, amin, sarayına girmez. Amin. Hocam Allah'a ulaşmanın yüz binlerce yolu var. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, onun yaşantısı, onun güzelliği, nuru Muhammedi, keşke onu görebilsek efendim, rüyalarımızda dahi. Keşke onu hissedebilsek, onun o güzel Nuri Muhammedi yolunu ve kendisini. Rabbim onu görenlerden eylesin inşallah. Ahiret hayatında da inşallah onunla kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Evet. Siz peygamberimizi görmüyor musunuz şu anda? Estağfurullah. Ya, görmüyor muyuz? Görmeden nasıl yaşarız biz? Evet. Hayır, onu demek istemedim hocam. Peygamberimizi hissetmek, zaten, görmek, zaten yaşamak. Zaten hissetmeseniz, evet, onu yanınızda hissetmezseniz, onunla hayata başlayıp onunla hayatı devam ettirmezseniz zaten sizin hayatınız boş. Yani her onu anlatmak Kur'an-ı Kerim istedim diyor hocam ki, وَعَلَّمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. Biliniz ki Resulullah içinizde, yanınızda, beraberinizde, her müminin yanında peygamberi vardır. Her yan, her an vardır. Hocam vardır da nasıl vardır? Yani bu hani o şimdi gönül itibariyle yaşadığımız şu hayat yolunda Müslüman din kardeşlerimizle birlikte bir sefere çıktığımızda, bir yola gittiğimizde onun şefkatini hissetmek adıyla, onun muhabbetini hatırlamak adıyla. Yani bunlar çok önemli. İnsanı doğru yola ulaştırıyor hocam. Ben kendimle ilgili gönül ikliminden kendimce anlatırken, yani tefsirde hata olmasın, hata etmek istemiyorum. Yani görmek, yaşamak. Siz hiç peygamberimizi rüyanızda gördünüz mü hocam? Efendim Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Hepimize nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i siz uyanıkken görmezseniz rüyada da göremezsiniz. Önce, evet, uyanıkken göreceksiniz. Evet.
Kur'an diyor ki Resulullah içinizde, yanınızda. Evet. Yani biz onun öğrettiği bir hayatı yaşıyoruz. Evet. Onun öğrettiği bir İslam'ı yaşıyoruz. Evet. Onun öğrettiği gibi oruç tutuyoruz. Evet. Onun bize öğrettiği gibi namaz kılıyoruz. Elhamdülillah. Onun öğrettiği gibi izzetimiz, namusumuz, şerefimiz var. O olmasa bizde şeref olmazdı ki. Amin. O olmasa bizde namus olmazdı ki. Amin. O olmasaydı bizde aile kavramı olmazdı. Ne mutlu ana baba hocam. Kavramı olmazdı. Batı'da ne ana baba ki? Kavramı yok Batı'da. Evet. Babasının adıyla çağırıyor, annesinin adıyla çağırıyor. Estağfurullah. Hocam şimdi ne mutlu biz, ki özür diliyorum sizden. Evet. Lafınızı ballan bölüyorum. Ne mutlu ki hayatımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ne mutlu ki onun yaşantısına, ne mutlu ki biz onun ümmetiyiz. Efendim kısa bir reklam aramız var, ondan sonra birlikteyiz.
Günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dağılsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve eroğlu elleri. Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashab-ı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sa'd bin Muaz, diğeri Sa'd bin Übade. Allah'ım bu ne eder, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadiç, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığını söyleyince izin veriyor Efendimiz. Diğer gençse Semure bin Cündüb, ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semure Rafi'yi yenince güreşte Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte aynen tepesi, okçular tepesi, başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarınızı görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, İki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud topraklarında. Yürüyen bu ayaklarda kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali radıyallahu anh yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle, Allah'ın Celle Celaluhu arslanı dimdik ayakta. Kureyş'in sancağı ise yerde, ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla Peygamber Aleyhisselam'ın ordusu. Göz göze ve diş dişe Uhud'a yiğitler var. İşte Ebu Lücane, kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Musab bin Hümeyr. İşte Musab bin Hümeyr. Zırhını giyince nasıl da Peygamber Aleyhisselam'a benziyor ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın Celle Celaluhu arslanıyım diyor. Ebu Katade bak. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah Aleyhisselam var. İşte Ebu Katade. Okun Fahri Kainat Aleyhisselam'a doğru gittiğini görünce Allah Celle Celaluhu andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var.
Şirk ordusunu bozguna uğratan Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak ama telaş var yüzünde. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, bu ne hal ya Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin okçular tepesine bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular aynen tepesinden? Allah Resulü aleyhisselam haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun Allah Celle Celaluhu aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor. İnmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor. İnmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor. İnmeyin. Sultanlar Sultanı aleyhisselam incitecekler. İnmeyin. Peygamber aleyhisselamın ordusu iki ateş arasında. Efendimiz aleyhisselamın etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah aleyhisselamın yüzüne kapanıyor. Kainatın affı için semaya kalkan eller, yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman dönüyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi Peygamber aleyhisselamın mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman dönüyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in aleyhisselamın dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed aleyhisselamın dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed aleyhisselam öldürüldü. Muhammed aleyhisselam öldürüldü. Eğer Muhammed aleyhisselam öldürüldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Daat. Atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözleri sevgiliyi aleyhisselamı arıyor. Ka'b bin Malik Hazreti sesi duyuldu. Resulullah aleyhisselam yaşıyor. Allah Celle Celaluhu Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah aleyhisselam yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bak. Uhud'un sevincine bir bak. Hazreti Hamza duydu. Ya bu yeter. Resulullah aleyhisselam yaşıyor ya. Bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızlak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç müminin girmek ister mızrak senin arana? Kaç müminin? Keşke ben öleydim. Keşke mızrak benim sineme saplanaydı. Ama şehitlerin seyidi sensin. Şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var. Şehitlerin seyidi Hamza var Uhud'da. Resul-i Zişan aleyhisselam gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri Kainat aleyhisselam hiç bu kadar elem duymamıştı. Hiç bu kadar üzülmemişti. Ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah aleyhisselamın amcası Hamza. Ey Allah Celle Celaluhu'nun Resulünün aleyhisselamın arslanı Hamza.
Ey hayırlar işleyen Hamza, ey Resulullah Aleyhisselam'a koruyucu olan Hamza, Allah Celle Celaluhu sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutsaydım, gerekseydi sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ashab Dağı'nda. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allah Celle Celaluhu'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Asla değiştirmediler. Allah'ım yardım eyle Habibine ümmet